ama kendinden çok Reşe için üzülüyor. Bir kez bile kahkaha attığını görmemiş. Annem babamı sevmekten asla vazgeçmedi diyor. Ne istiyorsun Ece? Ben Mirat'tan ayrılayım, o Raşel'le olsun, ben de babana döneyim. Böyle mi düşünüyorsun? Yani keşke öyle olabilseydi. Ailelerin bir arada olması lazım. Aileymiş. Ya anne niye bu kadar kızıyorsun ki? Sanki ilk kez söylüyorum bunu. Çünkü aynı şeyleri sürekli duymaktan bıktım, anladın mı? Yoruldum. Ya sevgiye saygı göstermek bu kadar zor mu? Üstelik sen sevdiğin, aşık olduğun kişiyle nişanlandın. Ben sana neden Keremcan'dan ayrıldım, şimdi git Mustafa'dan ayrıl, onunla birlikte ol desem ne düşünürsün? Ha? Aynı şey değil ki. Sizin çocuklarınız var. Mirat abiyle Reşel'in, babamla da senin. Baban mı dolduruyor seni böyle? Ne alaka ya, çocuk muyum ben? Babama da söylendim zaten. Eleştirdim yaptıklarını. O halde niye bencil davranıyorsun Ece? Ben mi bencil davranıyorum? Evet. Bak 3-4 sene sonra okuldan mezun olacaksın. Belki yeni bir eve çıkacaksın. Evleneceksin. Bunları yapmakta özgürsün, en doğal hakkın. Ama ben senin umurunda bile değilim. Yalnız kalmışım. Mutsuz olmuşum, olmamışım. Senin için hiçbir önemi yok. Öyle değil anne. Mutsuz olmanı ister miyim hiç? Evet istiyorsun. Sevdiğim adamla, aşık olduğum adamla evlenmeme karşısın. Babamla aramda hiçbir şey olmadığı halde zorla onunla birlikte olmamı istiyorsun. Neden? Neden Ece? Çünkü ben anneyim. Öyle mi? Sizi doğurdum. Besledim, büyüttüm. Korudum, kolladım. Sevgimi, ilgimi hiç eksik etmedim. Bildiğim bütün doğruları öğrettim. Okutuyorum. Ömrüm yettiğince bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü benim annelikten anladığım maalesef bu kadar. Öyle deme ya. Ben bir şey mi dedim anneliğine? Özür dilerim kızım. Kendime bir hayat arkadaşı bulduğum için, mutlu olmayı istediğim için özür dilerim. Hata bende. Çünkü ben mutlu olmayı hak etmiyorum. Çünkü bir anne çocuklarının kulu kölesi olmalıdır, değil mi? Yani tabii ki öyle değil. Ben sadece Reşel hala Mirat abiyi bu kadar çok seviyor. Yusuf da anne babasının birlikte olmasını istiyor diye öyle söyledim. Tamam yeter Ece. Canım zaten çok sıkkın. Kaldıramıyorum. Anne korkuyorsun değil mi? Neden? Reşel'in dönüşünden, şu yaptığından. Mirat abi etkilenebilir, değil mi? Onu kaybedebilirsin. Ondan sonra ne olacak? Aşağılık canavar içeride bile rahat durmuyor. Lanet olasıca töre yüzünden 3 kişi öldü. Şimdi de Mirat'ı öldürmeye çalışıyorlar. Zavallı diyar. Bir tane. Öyle bir adamın kızı olduğuna hala inanamıyorum.
peki Reşel'in yaptığını ne diyorsun? Bir an bile duraksamadı. Resmen kurşunun önüne atladı. İnşallah ameliyatı iyi geçer. Sağ salim çıkar. Anne. Reşel Mirat abiyi canını hiç düşünmeden verecek kadar çok seviyor hala. Neden şimdi söylüyorsun? Ya bir şey demek istediğimden değil. Olanı söylüyorum. Yusuf'la da konuşmuştuk. Ne konuştunuz? Ne diyor? Senin için kötü bir şey demiyor. Ama annesiyle babasının birlikte olmasını istiyor doğal olarak. Ona da hak ver yani. Kim olsa aynı şeyi ister. Ben de Mirat abiyle olmana karşı çıktım biliyorsun. Hala da aman neyi demiyorum. Ece neden sürekli aynı şeyden bahsediyoruz? Biz bir daha babanla bir araya gelmeyeceğiz. Ve Mirat'la biz birbirimizi çok seviyoruz. Reşel döndü anne. Artık uzakta değil, burada. Mirat abi onun sayesinde hayatta. Geçmişte birbirlerini çok sevmişler ve onların bir çocuğu var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.